Lifestyle programından merhaba sevgili izleyenler. Ben Esra Özbakır. Her hafta olduğu gibi TV8.5 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Alanında uzman isimlerin keyifli röportajlarını sizlerle buluştururken merak edilen sorulara da yanıt alabildiğinizi umuyoruz. Programımızın ilk konuğu avukat Alican Erdoğan. Kendisiyle mesleki kariyerinden iş hukuku, ceza hukuku gibi birçok konulara değineceğiz. Şimdi o keyifli röportaj geliyor ekranlarınıza. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Ardından hukuk hayatınızın nasıl başladığını sizlerden dinlemek istiyorum. Tabii. Öncelikle burada sizleri ağırlamaktan ben de ziyadesiyle memnuniyet ve mutluluk duyuyorum. Sizlere de hoş geldiniz demek istiyorum. Burada ofisimizde böyle güzel bir programda sizlerin de aracılığıyla bir araya geldiğimiz için son derece mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Yine kendimi tanıtmam gerekirse de kısaca Alican Erdoğan ismim. İfade etmiş olduğunuz gibi avukatlık mesleğini sürdürmekteyim. Bununla birlikte üniversite hayatımda tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde gerek mesleki gerek dil alanında eğitimi tamamladıktan sonra üniversiteyi yine tamamlamak için Türkiye'ye döndüm. Üniversite hayatımı da bitirince de daha stajımın 6. ayındayken burada bulunmuş olduğumuz Kozluk ve Danışmanlık Ofisi'nin kurucu ortaklarından birisi olarak bu işe başladık. Ofisimizi açtık, işimizi kurduk. Aynı zamanda kişisel verileri koruma kanunu uzmanlığı yapmaktayım. Faaliyetlerimizi yine bu şekilde sürdürmekteyiz. Şimdilik bu şekilde ifade edebilirim. Peki en başa dönecek olursak neden avukatlığı tercih ettiniz? Şimdi şöyle, avukatlık aslında bu hikaye benim için çok duygu yüklüdür, öyle söyleyebilirim. Duygusal bir anlamı vardır benim için. Babamın bir ekmek fırını vardı eskiden ve çocukluğumdan beri, 13 yaşından beri onun yanında hasbelkader çalışıyorduk, emek veriyorduk. Onun haricinde tabii annem de aynı zamanda avukattır kendisi ve meslekte 27. yılı hala devam ediyor da mesleğe. Onun biraz telkinleri, onun biraz beni yani gayret ettiği noktada bana karşı yapmış olduğu yönlendirmeler ve bende bu mesleği yapabilecek bir ışık görmesi, onun da katkılarıyla bu mesleği seçtim. Pişman mıyım? Asla değilim ve son derece işimi gerçekten severek de yapıyorum. Ki ben lise hayatımda aslında sürekli makine mühendisi olmak isteyen bir öğrenciydim. Anneniz etkiledi diyebiliriz sizi. Gerçekten etkiledi. Onun da tabii etkisiyle de beraber kendimde de bu mesleği yapabilme bir yetimi gördüm. Yeteneğimi gördüm yani. En azından bu anlayıştaydım. Ve o yüzden de bu mesleği seçtim. Şu anda faal olarak sürdürmekteyim. Bu vesileyle de öyleyse annenize de babanıza da saygılarımızı iletmiş olalım. Teşekkür ederim. Aynen öyle, teşekkür. Faaliyet alanlarınızdan da bahseder misiniz bizlere biraz? Şimdi şöyle, biz Kozluk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak ağırlıklı olarak ticaret hukuku alanında firmalarla beraber, ticari firmalara danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Akabinde yine onlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bunun yanında iş hukuku, ceza hukuku, aile hukuku, fikri ve sinai haklar hukuku ve tabii en tabii olarak da yakın zamanda kanunlarımıza giren kişisel verileri koruma kanunu alanlarında faaliyet vermekteyiz. Faaliyetlerimiz ağırlıklı olarak tabii İstanbul ilçelerinde oluyor. Yine onun yanında Türkiye'nin diğer illerinde, kimi zaman nadir olsa da dünyanın farklı ülkelerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, hizmetimizi veriyoruz. Süpersiniz. Peki Alican Bey, bir kişi hukuki bir problemle karşılaştığı zaman avukatla çalışmak zorunda mıdır ya da kendisi de bu süreci yalnız başına ilerletebilir mi? Bu konu aslında bize vatandaşlarımızdan da sürekli gelen bir soru diyebilirim. Ağırlıklı olarak sorulan bir sorudur bu. Avukat tutmalı mıyım? Bir avukatla birlikte çalışmayı sürdürebilir miyim? Şimdi bu avukatlıktan ziyade her işin bir erbabı vardır derler ve işi ehline sormak gerekir. Her zaman da işi ehline verin diye bir tabir vardır bizim toplumumuzda. Tabii vatandaşlarımız bugün kendileri bir dava açabilirler. Meramını anlatarak bir dilekçeyle başvuru yapabilirler. Haklarını arayabilirler. Bu en tabii haklarıdır. Ve ki vatandaşlarımızın çoğu da şu anda bunu kendi başlarına yapabiliyorlar. Ama avukatın faktörü nerede ortaya çıkıyor? Neticede avukat bu işin teknik olarak, profesyonel olarak eğitimini alan kişi. Şimdi örnek vermekte gerekirse vatandaş kendi yazmış olduğu dilekçeli ve hakikaten takdire şayan dilekçelerle yazıyorlar. Hani burada bir bilgi eksikliği falan gerçekten mümkün değil. Hani okuyoruz, görüyoruz çünkü. Vatandaş davasını açıyor. Çok güzel bir yere kadar getiriyor. Ama şimdi yargılamada öyle ihtiyaçlar ortaya çıkıyor ki artık teknik bilgi gerektirecek, usulü işlemlerin varlığını gerektirecek olaylar, unsurlar ortaya çıkıyor. Burada da avukatın değerini anlıyoruz aslında biz. Yani avukatlıktan ziyade başka meslek dallarında da her zaman profesyonel destek almak
kişiyi hem maddi hem manevi haklarını zayi etmemek adına gerçekten büyük bir fayda sağlar diye düşünüyorum. Alican Bey, bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum sizlere. Çalışma hayatınızda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sizin nezdinizde Lifestyle ailesine şükranlarımı sunuyorum. Başarılı çalışmaları yadsınamayacak kıymetli konuğum Avukat Alican Erdoğan'la sohbetimizi noktalıyoruz. Ve bir sonraki konuğumuzla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.